Günaydın arkadaşlar. Günaydın hepinize. Nasılsınız? Suçlu gibi hissediyorum kendimi. Sabah çok güzel bir güneşe uyandık. Çok güzel bir gün, parlak bir güneş vardı. Kahvaltı ettik. Video çekmedim. Çok güzeldi ama. Bu masaya oturdum, böyle ısındım falan. Geç kalktım. 11 olmadı. 10.30 gibi kalktım. Kahvaltı hazırladım. 11.30'da kızımın dersi, 11.45'te derse başlayacağım. Uyandırdık, yedirdik, içirdik, sohbet, muhabbet. Dedik hadi telaş etmeyelim. Bugün de gün bizim. Güzel bir gün, yaparız yapacağımızı. Planları kurduk. Evdeki planlarımız tabii. Ama ondan sonra biz Messenger üzerinden görüşme yaparken bir gümbürtü inanamadık. Havanın halini biliyorsunuz. Her taraf yağdı. Ümit sen de indir. Evet. Sıfır perde. Gümbürtüye bakın ya. Şimdi geri gelelim. Güzel bir günü planımız vardı. Ne yapacaktık? Evde oturacaktık. Peki kapalı bir havaya planımız var mı? Var. Ne yapacağız? Evde oturacağız. Çok bir şey değişmedi diyorum. Öyle bir bakış attı. Neyse yani. Şimdi biz bugünü beğenmedik deyip ertesi günün sayfasına geçemiyoruz. Kanal değiştiremiyoruz. Yaşıyoruz. Kıbrıs'ın havası, Girne'nin, yani Kıbrıs'ın genel havası, Girne'de, Magosa'da, güzel yurtta, her yerde değişik değişik yaşanır. Kaynanan var, adı burada yağmur yağacak. Dün bize yağdı, bugün size yağsın dedik. Onlara yağmadan yağma bize yağdı. Diyorum anne yağdı mı? Yok yağmadı. Nasıl yağmadı? Bize daha yağmadı. Dün de yağmadı zaten. Hani yağmur yağacaktı bugün? Yok yağmadı. Kapattık telefonu. Ama onlara hala daha yağmur yağmadı. Belki ben kapattıktan sonra düşebilir bilmiyorum ama. Yağmur yağmadı. Ben de tabii mevsim geldi. Yazlık giydiğimiz de oldu yürüyüş yaparken falan. Şimdi bu kendi diktiğim ceketimi giydim. Yeleğimi giydim. Şöyle de uzun yaptım şuralarını. Kalan parçalardan lacivertli, siyahlı. Bazı yeri oldu, bazı yeri olmadı ama olsun. Bu sene bunun kollarını uzatacaktım. Birer parça daha dikecektim ama parçaları bulamadım. Bulsaydım dikecektim ama. Her şeyden kıymetli. Çünkü ne giysem çıkarıp atıyorum. Sonra oturuyorum, üşüyorum evde. Ne giysem çıkarıp atıyorum. Ama bunu giydiğimde bulaşık yıkarken hiçbir sıkıntısı olmadığı için çıkarıp atmıyorum. Sırtımda bir üşüyüp bir terleme olmuyor. Ceketle iş yapıyorum, terliyorum. Ceketsiz, ceketi çıkarıp yapıyorum. Oturduğumda üşüyorum. Çünkü çalışırken vücut ısınıyor. Bugünkü yemeğimiz hazır dedik. Neydi yemeğimiz? Dünden kalan taze ayva sarı fasulyem vardı. Onlar dolapta. Şimdi yanlış ocağın altını yakarsam böyle olur. Yanlış ocağın altını yaktım. Ben de diyorum niye bundan hiç ses daha çıkmıyor. Çorba yapayım istedim. Evet arkadaşlar, dün en yemeğim var demiştim. Yemeğim yanına mercimekli bulgur pilavı ve cacık yapmaya karar verdim. Geç saatte yapılan kahvaltının ardından öğlen yemeği de geçiyoruz tabii ki doğal olarak. 4-5, dün 6'da yemişiz. Gece bir şey yemiyoruz. Bu da çayın yanına bisküvi. Bu da bizi bozuyor. Gözlüğüm buharlandı. Çorbamı şimdiden yapacağım. Pilavım, cacığım. Bunlar hazır diyeceksiniz ama bu devirde yapacak başka bir şey olmayınca en masumu da bu geliyor zaten. Yani öyle yemek falan tercih vermiyoruz.
Bunun için internet sayfaları dolu. Ama benim birkaç tarifim var muhakkak ki vereceğim. Hatta hiçbir yerde görmediğim bazı şeylerin tarifi. Ama onu günü geldiğinde. Şu anki dönemde onları yapmak için bir de dünya alışveriş lazım. Bir sürü yeşillik, bir sürü malzeme lazım. Ve tabii tek başına yiyemeyeceğiniz şeyler olduğu için dost lazım, akraba lazım, arkadaş lazım, komşu lazım, aile lazım. O yüzden onu daha sonra yaparız. Yoğurdum var ama yoğurt süzme yoğurt olduğu için bunu açacağım tabii. Ona göre ilavesini yapacağım. Tabii tuz atmak lazım. Tuzumu da attım. Tamamdır. Yeşil mercimeğimi de koydum. Yeşil mercimek ve bulgurun beraber yapılışını çok seviyorum ben. Hele fasulyenin yanında. Aile geleneği gibidir. Rahmetli babam da çok severdi böyle yaptığımızda. Şimdi bunun yanına bu yani mucendira diye yapsam eşim belki daha çok sevecek ama bulguru da seviyorum. Domatesli bulgur pilavı yapıyorum. Zorla bitirdik diyorum. Ertesi gün domatesli bulgur pilavı istiyor. Yok böyle bir şey diyorum yani. Şimdi bunun altını da biraz kısalım. Hepsi mini mini ateşlerde. Acelesi olmayan şeyler olduğu için pişsinler. Bu defa içinde bütün mercimek koydum çünkü fasulyemin yanına mercimekli bulgur pilavı yapmıştım ve oradan aldığım mercimeklerden çorbamın içine de koydum. Böyle yemek yemek istemiyoruz gece. Sonra da acıkıyoruz. Çayın yanına bisküvi yiyoruz. Bu gene dağıtmışsın sağ olsun diye mi? Bulgur pilavımız mercimekli. Dünkü yapmış olduğum etli ayva sarı fasulye ve cacık. Cacığı bu kadar uzağa gerek yok. Daha yakına koyalım. Beraber yeriz. Bu da benim tabağım ve benim yemeğim. Ha bir de benim yapmış olduğum ekmekler var. Onlardan hala duruyor. Neydi bunlar? Nohutlu çöreğin hamurundan nohutlu bitti. Bit buyur canım. Afiyet olsun. Thank you.
bugün ama. Orada var. Işık yakıp söndürüyor. Eksik var. İyi akşamlar. Geciktik Ümit. Günün ilk saatlerinden ya da öğlen saatlerinden yaptığım çorbam. Lezzeti de güzel, kendi de güzel. Şimdi akşam yemeği olarak yiyeceğiz. Saat da 8'i geçti. Alkışlarımızı yaptık. Tüm alkışlar bize hizmet eden sağlık çalışanları, polis, doktor, ayırt etmiyoruz. Hepsi. Hastaneden, temizlik yapandan, güvenliğinden herkese. Bizi koruyan herkese. Keşke onlar için de bir şeyler yapabilsek diye düşünürken bir fikir atıldı. Yemek, pasta falan diye. İnşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Ben de yakından takip etmek isterim. Ama çok hoşuma gitti. Sanki böyle kışı bitirmişiz. Öbür kışa gelene kadar ben kışı özlemişim. Ve tekrar bu battaniye sahnesini görmek istemişim. Mişim. Evet istedim. Sobamızı da yeni söndürdük. 2 saattir soba yakıyoruz. Neden? Çünkü ben üşüdüm. Diyorum ki. Arka taraf niye artık alkış çalmıyor? Bunlar... Ha. Biz ön tarafa kaçtık diye. Bir burada bir önde yapıyordum. Ümit en son öne gidelim dedi. Benim önümde biriniz arkada kalınca zamanında değil. Ne yapalım ya? Bir çaresini buluruz biz de. Düdükle alkışları geri getirme politikası yapacağız. Neyse arkadaşlar. Ben burada videomu da kapatayım. Hazır kameramı, telefonumu neyse elimi almışken. Cidden üşüdüm ama. Evet arkadaşlar. Burada videomu kapatayım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.